Ana Bakan'ın açıklamalarına göre evet. COVID aşısı Türkiye'ye gelecek. Hı hı. Siz bu aşıyı kullanacak mısınız ya da bu aşıya güveniyor musunuz? Ha. Sizin bu noktadaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ben bu aşıya güvenmiyorum. Çünkü neden güvenmiyorum? Daha önce Çin'den gelen test kitleri sahte çıktı. O açıdan ben şahsen güvenmiyorum Çin aşısına. Yerli aşı olsaydı en azından yerli malı olduğu için insanlar daha da bir güven sağlardı. Yani bu yüzden tercih etmiyorum. Çok alelacele gerçekleştiğini bulunduğunu düşünüyorum. Öncelikle hani bu aşıların yapılıp insanlarda, diğer insanlarda yaratacağı etkileri, yan etkileri bunları görüp ardından ben bir aşı yaptırmayı düşünüyorum. Evet. Hani önce bir diğerlerinde, yani bende denenecekse bende denensin, sonra diğer insanlarda yapılsın. Çünkü aşılar artık daha kitlesel, daha büyük kalabalıklara yapılacak. Bunun ne kadar araştırıldı? 2019'da bu virüs çıktı ortaya. 2020'yi bitirmek üzereyiz. Yani bir senede bunları ne kadar öngörebildiler. Ben bunun tamamen bir uzmanı bir şeyi değilim ama ben bir senede bütün dünya etkisi altına alan bir virüsün çözülebileceğini düşünmüyorum. Hani tam bilim insanları birçok şey söylüyor. Bizim Sağlık Bakanımız da birçok şey söylüyor ama herhangi birine güven duyacak bir durum yok ortada. Siz güvenmiyorsunuz. Ya, hayır, bizim Sağlık Bakanımız başta olmak üzere şeye kadar, Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar diyebiliriz. Hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Hayır. Kullanmayacaksınız o zaman? Hayır. Yani ben aşı olmayacağım. Yani bir müddet bekledikten sonra neden olmaz? Görelim ne olacak, ne bitecek ondan sonra. Yani Türkiye son ikiye ayrıldı. Aşı olmak isteyenler, olmak istemeyenler. Yani ben aşı olmak istemeyen kısmındayım. Yani inşallah zorunlu değildir, bir de böyle bir şey var. Aşı olmak istemeyenler sigortanın kapsam dışında oluyor. Yani böyle bir şey de yani bizim baya kötü oluyor. Yani nereden bir 40 milyon kişi istemediğim, belki daha fazla kişi istemiyor bu aşıyı. Bu aşıyı o virüsü yapanların yaptığını tahmin ettiğim ve düşündüğüm için aşı olmak istemiyorum. Asla da olmam zaten. Yani bir COVID olmasa, yani bir hasta olmasa, yani pozitif sonucum çıkmasa asla ölsem bile aşı olmam kendime. Ya devletimiz vurulmamızı istiyorsa bence herkes vurulmalı. Ne yapayım, devlet aşısı zaten millet Allah'ın emriyle şey oluyor, ölüyorlar. Ne yaparız? Siz aşıya güvenmiyor musunuz? Yok, ona ben güvenmiyorum. Gelse yapmayacaksınız? Yok, valla yapmıyorum. Neden? Yapmıyorum. Millet biz yapmışlar, hepsi kolları siyah olmuşlar. Valla bizim komşular vardı, iğne vurmuşlar şuraya kadar, aynı benim çekim gibi siyah olmuş. Valla ben yapmam. Ama daha aşı daha yeni gelecek, 11 Aralık'ta gelecek. O yani gelen bilmiyorum, o şeyde bilmiyorum. İyi olursa biz yaparız, iyi olmasa yapmıyorum. Vallahi hasta oldum. Allah'a çok şükür iyileştim. Allah devleti kadim etse işte. 10 gün, 15 gün kaldık, iyileştik. Evet. Ama şimdi aşı çıkarsa? Vallahi şimdi aşı çıkarsa, iyi olursa biz aşı yapabiliriz. Ama iyi olmasa biz karışmıyoruz. Düşüncemiz hiç yoktur. Biz aşı gelirse kullanacak mısınız? Kullanacağız. Kullanacaksınız? Evet, kullanacağız. Güveniyorsunuz aşıya? Güveniyoruz. Yani buradan halka nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Kullansınlar mı? Kullanmayanlar ne olur? Vallahi biz iyice bilmiyoruz ama biz kullanacağız. Yani onların takdirindir. Sağlık Bakanı ne derse biz de öyle yaparız. Evet. Yani evet. Sağlık Bakanı kullanın derse kullanacaksınız. Evet, kullanacağız. Biz evet. Mecburuz yani. Biz de istiyoruz. Vallahi güvenmiyoruz işin gerçeğine. Niye güvenmiyoruz? Bunun nasıl netice olacağını kimse daha tahmin edemiyor. İyi midir, kötü müdür insan bilmiyor. Onun için başka ülkelere de baktığımız zaman bunun yan etkileri oluyor. Yan etkileri için kimse tercih etmiyor iğnelerden. Evet. Onun için ne diyebiliriz? Ancak zamanla, eğer Allah'ın izniyle, Allah kaza bela vermesin, zamanla ortalık 2-3 sene sonra düzelir inşallah diyoruz. Yani siz aşı olmayacaksınız? Hayır, ben aşı olmayacağım. Güvenmiyorsunuz? Güvenmiyoruz. Yan etkisi nasıl vereceğini sen de bilmiyorsun. Akciğeri kurtarırken belki karaciğerinden de olabilirsin. Belki böbreğinden de olabilir. Belki kalbe de sıkışabilir yani. Tabii yan etkisi vardı. Her bir ilacın kullandığımız zaman yan etkisini görüyoruz. Hangi yani bu COVID ile alakası da ya. Hangi ilacın bazen insana yan etkisi de oluyor. Evet. Peki diyelim ki iğne geldi. Evet. Çok insan bunu kullandı ve bu evet. iğne %100 başarılı oldu. O zaman kullanır mısınız? Evet, o zaman kullanırız tabii. Çünkü güven sağlanıyorsa o zaman kullanırız. Daha güven sağlanmamış. Daha ortada bir şey var yok, yumurta yok. Allah'ın izniyle ben kullanmaya çalışıyorum. Kullanmayı düşünmüyorum. Allah bir mani vermezse kullanmayı düşünmüyorum.
Siz aşıya güveniyor musunuz? Aşı gelirse siz aşı olacak mısınız? Tabii ki mutlaka olacağız her vatandaş gibi de. Yani bunun kötü bir şeyi yok. Millet abartıyor. Kesinlikle olacağım. Şu an bile olsa gidip olmayı düşünüyorum. Evet. Siz aşıya güveniyorsunuz yani? Ya şu an aşının içeriğini bilmiyoruz ama kötü bir şey olursa zaten çıkarmazlar. Bir sürü profesör ilgileniyor. O konuyla ilgilenen herhangi bir pratisyen, doktorun çıkardığı bir aşı değil bu. Tarihe bakarsanız bir sürü salgın hastalıklar geçirmiştir bu dünya. Yani sadece şimdi çıkan bir şey değil bu. O yüzden normaldir diye görüyorum. Bu aslında Allah'ın gönderdiği bir azap, gazaptır diye, evet, azaptır diye düşünüyorum ben. Yani onların düşündüğü gibi değil. Dünyayı kasıp kavurmuş. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben o yönde düşünüyorum. Hocam özellikle yani aşıyla ilgili düşünceleri bize değil de daha çok doktorların söylemesi lazım. Biz sadece vatandaş olarak uzaktan görüyoruz. İçinde olanlar tabii ki hekimlerimiz, doktorlar. Ama yani şu var, yani şu an bir kaotik ortam var. Neyin ne olduğu belli değil. İşte Pfizer falan, BioNTech falan herkes bir aşı üretiyor. Biliyorsun Uğur üstünde olan adam. Yani herkes bir aşı üretiyor, her ülke bir aşı üretiyor. Hangisine inanabileceğimizi bilemiyoruz artık, güvenemiyoruz. Biz de halk olarak işin içinde olmayan, aşının sadece uzaktan işte aşı gelecek mi derdinde olan insanlar olduğumuz için, yani içinde olmadığımız için bizim için yani halk daha basit bir şey arıyor. Yani şunu diyor, bana aşı gelecek mi? Yani demiyor şu ülke mi üretecek, şu mu yapacak? Biri bulsun da, yani şu an birçok aşı var, işte birinci faz, ikinci faz, herkesin kafası karışık. Ama yani aşı olunmalı mı olunmamalı konusunda bir şey diyemem. O hekimlerimizin bileceği iş ama yani biliyorsunuz komplo teorileri var etrafta. Yani sosyal medyada olsun her yerde bir şeyler deniyor sürekli. Yani ortalık biraz karışık. Kimsenin doğru düzgün cevap verebileceğini düşünmüyorum buna. Peki siz güveniyor musunuz aşıya? Hocam vallahi bana sorarsanız yani ben tabii ki tekrar ediyorum. Hekimlerimiz daha iyi bilir ama yani uzaktan bakan, işin içinde olmayan, yani işin cahili olarak söylüyorum. Bakan bir halktan sıradan biri olarak söylesin. Ben çok güvenemiyorum. Yani güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. Yani sonuçta 1000 tane aşı var hocam. Yani çünkü gerçekten Avrupa'da da birçok doktor açıklama yaptı. İşte komple teorisi gibi geliyor ama aslında bir doktor neden bunu yapsın ki? Hipokrat yemini etmiş bir insan. Neden bunu yapsın ki diyorsun. Yani o yüzden çok güvenemiyorum. Ama güvenmek istiyor muyum? Evet. Gelirse kullanacak mısınız peki? İşte orası o zamanın durumuna göre değişir. Çünkü gerçekten ne desem boş, kesin emin olunan yani 7-8 tane aşı çıkarsa hepsini yapmanız gerekir dense o olmaz hocam. Ama bir tane mesela çıkarsa dünya geneli herkesin kullanması gereken bir tane olursa işte o kullanılabilir. Peki hocam bir de milli aşı da çıkacak, yerli aşı da çıkacak. Evet. Siz hangisini tercih edersiniz? Hocam bence tıpta da aşıda da milli diye bir şey yoktur. Yani aşı Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak mirasıdır. Yani ben bunu İtalyanlar bulmuş, Çinler bulmuş, işte ne bileyim Polonyalılar bulmuş ya da Amerikalılar bulmuş demem. Yani benim için milli olması da, milli olması sadece şöyle. En azından benim milletimden biri işte buldu. Böyle sırtımızı böyle göğe göğe söyleyebiliriz. Ama işte önemli olan hangisinin daha önemli olduğu. Mesela Amerikalılar daha iyi bir tane bulursa ben onu yaptırırım. Ama nedir? Türkler bir tane yaptıysa onunla güvenirim. Mesela yani övünürüm onunla. Biliyorsunuz Pfizer var. İşte BioNTech firmasının başındaki şu an dünyanın en zengin adamı seçildi. Uğur. İşte mesela onunla övünüyoruz ama ondan daha iyi bir aşı çıkarsa onu yaptırırım. Yani bu tip şeylerin bence milliyeti olmaz diye düşünüyorum. Eğer sıra bize verirse, sıra bize gelmez ki böyle kolay kolay. 80 milyon insan var Türkiye'de, 80 kusurdur. 20 milyon gelmiş aşı. Kime verecek? Sağlıkçıya yetmiyor. Sağlıkçıya ve mesela devlet personeline. Ha? Sen ne diyorsun? Doğru mu söylüyorum? Sana gelirse kullanacaksın. Gelirse kullanacaksın. Ama gelmez bize ya. Valla bir yılda bize yetişmez. Sıra bir yılda bize yetişmiyor. Biliyorum ben. Bende de var açıkçası ama tabii ki sonuçta doktorlar uygun görürse, Allah göstermesin, hastalığa yakalanırsak ne yapılacak? Vatandaş mecburi kullanacak. Ama normal şartlarda bir tereddüt var. Bunun Sağlık Bakanlığı'nca giderilmesi lazım. Yani gerekli testlerin yapıldığı, herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde insanların sağlığına zarar vermeyecek bir ürün olduğu, yani güven verici, telkin edici bir şekilde açıklamalarda bulunulursa vatandaşların çoğu kullanır bence.